...ta. Merhaba bu hafta stüdyomda bir sanatçıyla da yetişmiş kendisi de sanatçısı seslendirme sanatçısı yazar öykücü bizim gibi program Yapmış ve stüdyonun havasını solunmuş bir isim. Yekta Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Tarif etmeye çalıştım ama benden bu kadar eksik bıraktığım bir şey var mı? E, yok mi, mi? yani yani e, çokça şey yapmaya çalışan bir adam diyelim. E, yok çalışan üretken değil olmaya çokça çalışan. şey yapmış bir adam potresi olduğu için. E, ya ben hep şeye özen gösteririm. Yani çalışan diyorum hani bunu evet. da bir böyle yapay tevazudan dolayı söylemiyorum. Çünkü hala yapacak bir şey vardır öğrenci olmak iyidir. Yapmaya evet. çalışmak iyidir. Ee, öğrendiğinize bir şey eklemeye çalışmak iyidir diye düşünüyorum. O yüzden hala yapmaya çalışan diyorum. İşte karınca kararınca. Yok, Allah vergisi bir ses var, güzel. Öyküler güzel. Hem ödüllendirilmişsiniz, ödülleriniz de var. Bir bizim gibi stüdyo havasında evet. teneffüs etmiş, işin bu tarafını da biliyorsunuz. Bir de seslendirme tarafınız var attık ona seslendirme sanatçısı mı ne denedi bilemiyorum. Seslendirme sanatçısı deniyor. Şimdi Oyuncular Sendikası mikrofon arkası sanatçılığı ya da mikrofon sanatçılığı diye de tan tanımlıyor. Çünkü bir yandan da işte Oyuncular Sendikası kurulduğundan bu yana seslendirme sanatçılarının da hakları için oldukça evet. mücadele veriyorlar. Sağ olsunlar. Ben de üyesiyim sendikanın. Çünkü aslında yıllardır Türkiye'de çok bilinen, çokça yapılan sadece televizyonlarla değil ondan önce Yeşilçam döneminden itibaren yani işte Ferdi Tayfur'lar, Adalet Cimcozlar öyle isimler vardır ki Mücep Ofluoğlu da ne isimler ama bir türlü de böyle hakça korunan, hakça tanımlanan bir alan değildir. Bilen çok iyi bilir. Türkiye'de seslendirmeyi seven vardır, saygı duyan vardır, isimleri takip eden vardır. Ama bir yandan da bu işin işte maddi hakları var, telif hakları var, çalışma saatleri, çalışma koşulları ile ilgili hakları var. Bakın bundan sonra ne olur? Ben görür müyüm bilmiyorum. Antik Mısır'da. M Wayback mi kullandın? İlgisini çekti. Öykülerde ne yapıyorsunuz? Ben e, aslında yani bana hani böyle meslek diye sorulduğunda tabii ki seslendirme sanatçılığı, seslendirmecilik ya da dublaj e, sanatçılığı benim yıllardır Hı. yaptığım bir iş ve bunu da her zaman gururla, onurla söylemişimdir ama kendimi e, tanımladığım yani ben neyim diye düşündüğümde e, kendimi tanım, tanımladığım alanın yazmak olduğunu söyleyebilirim. Ben işte çocuk yaştan beri yazıyorum. Genç, ergen yaşlardan biri dergilerde, bir yerlerde yayınlatmaya çalışıyorum. Kimi zaman başardım, kimi zaman başaramadım. Yani e, reddedilmeyi de bildim, e, beğenilmeyi de gördüm, beğenilmemeyi de gördüm. Ve e, böyle böyle giden süreç sonuçta kitaplara kadar getirdi beni. E, i̇şte Artık kitapları olan, kitaplarıyla e, insanlara derdini, dünyayla ilgili meselelerini anlatmaya çalışan biriyim. Daha çok öykü yazıyorum az hmm. önce de söylediğiniz gibi. Öykü yazarken kendimi daha iyi hissediyorum ama bu bir, sadece öykücüyüm ya da şöyleyim böyleyim diye tanımlamayı sevmediğim için yazarım tabii ki. E, roman da yazdım, roman da yazacağım da yine. E, sonuçta e, derdini bu dünyayla bir meselesi varsa o meselesini yazarak ve okuyarak anlamaya anlatmaya çalışan bir Adem'im. Peki o yazdığınız şeyleri üretme tarafında Neler yapıyorsunuz? O gözlemleri nasıl elde ediyorsunuz? Ya bunu ben... Türkiye mi, dünya mı dediğim zaman. Ya ben dünyayı ama dünya derken yurt dışından yurt içini de dahil ederek yani dünyanın evet. yaşadığım yerlerden farklı her yerini görmeyi seviyorum. Aslında İstanbul içinde bile İstanbul içinde bile biz o kadar az geziyoruz ki. Kesinlikle. Samimiyetle söyleyeyim. Ben bazen tarif ediyorum ya gitmemiş olduğum yerler söylüyor adam. Belki de en az İstanbul içinde geziyoruz. İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Evet. Ankara Ankara'yı da az geziyor Ankaralı. İşte İzmirli, İzmir'i az geziyor. Kayserili, Kayseri'yi, Trabzon'u yani kendi şehrimizi bile az geziyoruz biz. Geçtim yurt dışından, geçtim yurt içinden. Kendi mahallemizden, semtimizden bahsediyorum. Yani otobüse binilip gidilebilecek yerden. Ben gezmeyi severim. Yeni yerler görmeyi. Yeni yerler derken yeni yaşam, yeni e, bina Yeni co şey coğrafya, doğa hepsini görmeyi çok severim. Yurt içinde de severim. Bu çağ, modern çağ, işte 19. yüzyılda filan başlayan bütün turizm bilgisi modern çağda artık biraz daha sınırları esneten, sınırları gevşeten, daha ulaşılabilir, daha herkesin ulaşabildiği bir şey olduğu için hepimizi dünya vatandaşı haline getirmek konusunda biraz daha esnek. Eskisi gibi duvarlar Falsuzlu yani yok bir biraz kalkıyor. daha azaldı. Ekonomik duvarlar yani ne yazık ki bu işin ekonomisi hala pahalı ama ekonomik duvarlar biraz daha o bile az. Yani, çok, aşağı çok samimiyetle söyleyeyim ben e, çocukken e, orta hali bir ailenin çocuğuyum. E, dolayısıyla da mesela uçak bizim için imkansızdı. Evet. Yani ben ailece uçakla bir yere gittiğimizi hiç hatırlamıyorum. O zaman siz daha çok kara yolculuğunu mu seviyorsunuz? Onu şöyle kara, <laughs> hava, demir bazen Sonra Şeyi söyleyeyim, ben... samimiyetle söyleyeyim şimdi. Karayolunu severim. Evet. Neden severim? Çünkü benim için yolculukta gidilen yerden çok yolculuğun kendisi değerlidir. Ben değerledir. onu da soracaktım ama siz cevabını verdiniz. Öyle de. mi? Evet. Yani yolculuk müemmidir, için... gidilen yolcul... yer mi? Canım? Ben yolculuğu çok severim. Yolculuğun Çünkü, ta Türkiye kendisini severim. Türkiye içinde bile mesela diyelim ki Ege'ye gideceksiniz, Antalya'ya Ya şimdi tak uçakla gitmek mi yoksa Anadolu'yu... ...arabanızla katetmek. Elbette tartışılmaz evet. bir şekilde işte arabayla olur. Neyle olursa olsun önemli Tabii. değil. Ama yani arabayla Dokunarak, çok güzel olur. canım arada bol bol verir. Evet. Bir kere ya gidene kadar 1 iki kilo almadığın yolculuk yolculuk değildir. Yani bineceksin inene kadar iki kilo almış olacaksın. Hmm. Bir çiğ börek yiyeceksin, bir gözleme yiyeceksin. Bir de işin içine kara yolculuğu girince işte orada yolculuk mu gidilen yer mi değil? Yani o ikisi beraber tamam zaten birbirine havacılık... birbirine yapışıyor. Evet, evet. Ama havayolu girince işte o zaman gidilen yer daha ehemmiyet arz ediyor olabilir. Olabilir ama orada da şunu söyleyeyim. Yine orada da bir e, küçük kendimce bir tuhaflık mı diyelim artık ya da değişiklik mi? Ben hava yolu. Ee, yolculuğunu da evet artık hava yolu yolculuğu çok şey bir şeydir hani e, standartları çok net e, size yolculuğun da ta kendisini tattırmaz. çünkü uçtuğunuz yerle ilgili bir hissiyatınız yoktur uçak içinde uçak işte şu anda bulunduğumuz alandır e, siz e, Diyarbakır'da uçsanız böyle bir yerde oturuyorsunuz. işte Paris'e de uçsanız böyle bir yerde oturuyorsunuz. Çok küçük şeyler değişiyor işte servisi değişir ya da uçağın tipine göre belki bir iki konforu değişir bu kadar ama şey aynı pozisyon aynı değil mi? Şimdi ben bu pozisyonun aynılığını giderek güzel bir hale getirdim. Çokça da seyahat etmeye başlayınca ben uçarken uçağın içi benim için bir ofis gibi oluyor. Evet. Bayılıyorum uçakta çalışmaya. Hemen e, bütün şeylerimi ayarlarım. E, gitmeden önceden yazdırmamızı Tabii tabii. Kitaplarım işte eğer bilgisayarla çalışabileceğim bir mesafe ise ona göre bilgisayarım, tabletim, şuyum, buyum neyse bütün bunlar göre e, defterlerim, notlarım, dergilerim. E, bütün e, şey çalışabileceğim bütün alanları ayarlıyorum ve inanın yani bunu siz de çokça uçan bir insan ben olarak çok biliyorsunuzdur. Ben de çokça uçan bir evet Ya çok verimli değil mi? Kesinlikle. Şimdi şey yok. Karışanın yok, Karışan yok eden yok. yok, telefon yok. Telefon yok, telefon yok. Ee, internet bağlantısı yok. Hani evet. işte kıtalar arası uçuyorsan, gerekiyorsa var ama e, işte Avrupa uçuşunda falan böyle bir durumda yok. Zaten olmasın da Peki, zaten o, istediğim o. Dönüştürüyorsunuz ya hmm. havada, gitmeden önce zaten hazırlıklı. Tamam. Biliyorsunuz uçağın içinde bir de size yönelik eğlence sistemi var. Hı. Yani müziktir, filmdir. Bazen hava yolları dergide dağıtırlar. Bilmiyorum bunlar size ne kadar hitap ediyor? Müzikten, filmden. Şimdi e, şöyle Dijital bir şey. Dijital kitaplar var. Evet evet şöyle bir şey, şeyden faydalanırım. Ee, yani özellikle okyanus ötesi uçuyorsam ya da yine uzun bir uçuşsa e, mutlaka e, film seyrederim. Avrupa uçuşlarında da. Biraz şeyi ayarlıyorum. Ee, önceden de bu güzel bir özellik biliyorsunuz filmlere girip bakabiliyorsunuz hangi filmler var. Ha, evet. Yani uçmadan önce de, e, evet. girip bakabiliyorsunuz internet sitelerinden. Ben bazen filmimi seçiyorum. Yani, her şeyi ayarlıyorum Süresi diyorum ki ya ben dedi. bunu seyretmemiştim, bunu seyrederim. Süresi belli, çok güzel. Eğer her şey yolunda giderse yani ekstra bir zaman harcaması olmazsa, şu kadar sürede filmi bitiririm, şu kadar sürede işimi yaparım kesinlikle tabii ki onlar çok değerli şeyler. Bir yandan da kültürel bir paylaşım. Yani sonuçta oradaki yolcuya sizin bir film seyrettiriyor olmanız, iyi bir müzik dinletiyor olmanız, elektronik kitap okutuyor olmanız tabii ki değerli yani. En son nereye uçtun? En son yurt içi uçuşlarımız saymazsak yani en son en son bu şu andaki bu programı çekmeden iki gün önce Adana'dan geldim bir Ankara-Ankara'dan Adana-Adana'dan İstanbul yaptım. Yurt içi uçuşları saymazsak bir yurt dışı uçuşu olarak da yeni yılı içine alan tarihlerde Berlin. Seyahatim. Kışın Berlin'de neler yapılır? Siz ne yaptınız? Aa, Berlin'de yazın kışın çok güzel şeyler yapılır. Tabii yazın şehir Yazın bambaşka. Yazın şehir daha çok yaşanır. Başlıyor. İşte Tiergarten e, onun yeşilliği, e, bisiklet e, hele hele bisikleti sevenler veya uzun yürüyüşleri sevenler varsa güzel Dümdüz var. bir evet. e, şehirde hem uzun yürüyüşe hem bisiklet turlarına ki biliyorsunuz oralarda bisiklet e, ücretsiz eee bir hizmet olarak yani kiralayıp paranızı geri alabildiğiniz bir hizmet olarak belediyenin bir hizmeti ee, yazın çok başka kışında e, bir kere eğer herhangi bir yerinden bir kültür sanat etkinliğiyle bir ilişkiniz varsa hani bir tek sinema olmayabilir çünkü sinemalarda filmlerin çoğu orada Almanca dublajlı girer e, dolayısıyla Almanca bilmiyorsanız ben bilmiyorum ben kitabınca evet ama onun dışında e, tiyatro inanılmaz güzel müzeler ve sergiler Çok yani evet. e, özellikle sadece müze adasıyla sınırlı olmayan Berlin'in çokça yerine yayılan e, bir e, müze bilgisi var o şehirde e, Elbette hem geçmiş tarihi hem de özellikle bütün dünyayı Hatta benim yani yaşça da bildiğim bir yakın tarihi yaşayabildiğiniz bir şehir yani evet. o duvar ve duvarın varlığıyla yaşanmış çokça bilgi yaşadığınız bir şehir. Müzik merakınız varsa her tür müzikte. Yani klasik müzikte zaten bir dünya şehri ama onun haricinde de her türlü müziği dinleyebileceğiniz konser salonları, gece kulüpleri, yemek, onun haricinde çok güzel ben plak merakım vardır. Plak dükkanları, kitap merakım var. Kitap dükkanları, kitapçılar, kırtasiyeciler bir de kırtasiye merakım. Daha ne diyeyim ki yani? Daha yeter daha ne ya Tabii ki, tabii hiç böyle görmeyi arzu ettiğiniz, henüz gitmediğiniz bir yerler var mı? Olmaz mı? mı? Var. Ee, Güney Afrika'yı görmek isterim. Güney Afrika. Bir de Arjantin'i görmek isterim. Bunlar <laughs> görmediğim iki herhalde havacılık deyimiyle destinasyon diyeceğiz değil mi? Yani Güney Afrika'daki bir takım destinasyonları, Güney Amerika kıtasındaki bir takım destinasyonları görmedim ve görmek isterim. Ama onun dışında şöyle bir şey kibirim yoktur benim. İşte ben sadece şu şehirlere giderim ya da şu özellikleri olan şehirlere giderim gibi bir kibirim yoktur. Yani eğer siz şimdi bir teklifiniz varsa bana hemen deyin ki bana şuraya gidelim ben hemen tamam derim. Yani tarihi ayarlayayım bir teklif mi gelecek işte bir baktım bir var mı öyle gitmediğiniz bir yere. ona göre not edelim belki ileride. Aa tamam ederim. eğer öyle olacaksa ben o zaman açık çek veriyorum her yer olur. Size iyi yolculuklar diliyoruz. Çok Katıldığınız teşekkür için ediyorum. Için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.